Çok kıymetli Bakanım, Sayın Müsteşarım, Müsteşar Yardımcılarım, Sayın Genel Müdürüm, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler, sizleri şahsım ve Oda Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi meclisimize katılarak bizleri onurlandırdı. Hem Sayın Bakanımıza, hem meclis üyelerimize, hem de tüm konuklarımıza ve değerli bürokratlarımıza hoş geldiniz diyorum. Kriz zamanlarında sakin olmanın önemini özellikle vurgulayan, her tür ekonomik zorluktan çıkabilmek için işbirliğine dikkat çeken Sayın Bakanımız Tüfenkçi sağduyulu tavırlarıyla göreve başladığı günden bu yana odamızda yakın iletişim ve işbirliği halinde çalışmaya devam ediyoruz. Ben Sayın Bakanımıza iş dünyasına gösterdiği bu ilgi ve alaka nedeniyle yurt dışı pazar çalışmalarımızdan mevzuata, mevzuatsal sıkıntılarımıza kadar her meselemizde bizimle omuz omuza harcadığı mesaiden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 19. dönem meclis toplantımızın 19. dönem meclisimizin 51. toplantısının üyelerimize ve iş dünyamıza ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 2017 yılının ilk çeyreğini geride bırakmak üzere üzereyiz. Devam ediyor bitmek üzere. Dünya ekonomisindeki belirsizliği oluşturan birçok sorunun cevabını ise henüz bulabilmiş değiliz. Yeni Amerikan Başkanı'nın icraatları, FED'in faiz hamlesi, Batı dünyasındaki siyasal gelişmeler ve Avrupa Birliği'ndeki ayrılıkçı rüzgarlar, bu konuları niye takip ediyoruz derseniz çünkü atılacak adımlar dünyanın dış ticaret dengesinden Küresel düzenin genel işleyişine kadar, dolar kurulu, kurunun seviyesine kadar, uluslararası boyutta birçok etkiyi de beraberinde getirecek. Ve küresel dünya gerçeğiyle ekonomik milliyetçilik arasındaki ilişkiler epeyce de tartışılacak gibi görünüyor. Baktığınızda karmaşa ve belirsizlik yeni yüzyılın karakteri haline gelmiş durumda. Böyle dönemlerde güçlü liderlerin önemi çok artıyor. Neyse ki biz bu konuda şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde hem ekonomide hem de politikalarda hedeflere kilitlenmiş durumdayız. Sayın Bakanım, değerli hazurun, biliyorsunuz yılın ikinci çeyreği ülkemize de önemli bir soruya yanıt getirecek. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Aziz Türk Milleti'nin takdirine sunulacak. Ülkemizi yıllarca koalisyon patenajında bırakan, yeni yetki kargaşasıyla bürokrasiyi daha farklı güçlendiren, açıklama getiremediği fiili durumla, durumla tıkanıp kalan mevcut sistemi inşallah halkımızın ferasetiyle geride bırakacağız. İstanbul Ticaret Odası olarak da bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversitemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik konferanslara başlıyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak toplantılarımızda öğrencilere, gençlere, kamuoyuna sistem değişikliğini tüm yönleriyle anlatacağız. Bu noktada ülkemizdeki böylesi talihi bir süreç hakkında sözde demokratik batı dünyasının takındığı iki yüzlü tavrı İstanbul iş dünyası adına da şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. PKK gibi terör örgütlerine mitingler için meydanlarını sonuna kadar açan AB ülkeleri sıra Türkiye'ye gelince bir taş duvar gibi kayıtsız ve soğuk duruyorlar. Bilinsin ki başta Almanya olmak üzere benzer tutumları sergileyenlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve demokratik haklar çerçevesinde görüşlerini beyan etmek isteyen herkesin yanındayız. Avrupa'da Avrupa'nın değişik ülkelerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenlenecek olan bir mitinge İstanbul Ticaret Odası olarak da sonuna kadar destek vereceğimizi ve bu mitinge de bizzat katılacağımızı da buradan belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar, bugün Amerikan başkanının en büyük vaadi istihdamı artırmak. Keza Çin'de büyüme rakamları ön planda da olsa tüm ekonomi politikaları genç nüfusa iş sağlamak üzerine kuruldu. ABD genç işsizlik değişen siyasal tercihlerin ve ırkçılık akımının baş sorumlusu olarak gösterilmekte. Yani baktığınızda istihdam sağlamak tüm dünyanın cevap bulması gereken ortak bir sorun. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği çağrısı son derece önemlidir. Bu seferberliğin öncülüğünü yapmakta elbette faaliyetleri bakımından Dünyanın en büyük odası olan ve ülkemizin milli gelirinin %28'ini tek başına üreten İstanbul Ticaret Odası'na düşmektedir. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul İş Dünyası adına verdiğimiz söz, ilave istihdam sözümüz 500 bin kişidir. Nitekim bu sözü yerine getirebilmek için yoğun bir çalışma başlattık. Öncelikle bu işin tanıtımının, devletimiz tarafından verilen desteklerin tanıtımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak bu seferberliği ve verilen teşvikleri iş dünyasına her mecradan da anlatmak mecburiyetindeyiz. Öncelikle üyelerimize bu seferberliğe sahip çıkmaları noktasında bir mektup gönderdik. Oda gazetemizde ve sosyal medyada konunun detaylarını ve yapılması gerekenleri ve başvuru şartlarını da sık sık paylaşmaya devam ediyoruz. Daha dün odamızda İşkur'la birlikte bu teşviki anlatan bir seminer organize ettik ve rekor düzeyde bir katılım oldu. Gelecek haftada organize sanayi bölgelerine giderek İşkur'la birlikte bu teşvikleri anlatmaya devam edeceğiz. İstihdam şampiyonlarının ödüllendirilmesi noktasında da hazırlıklara başlamış durumdayız. Üniversitemizde indirimden, yurt dışı fuar organizasyonlarımızda ücretsiz katılıma kadar birçok cazip unsuru bu ödüllendirme çalışmalarında kullanmayı planlıyoruz. Ancak Sayın Bakanımız buradayken ilk defa paylaşmak istediğim bir çalışmamız daha var. İstihdam seferberliğine katkımız sadece tanıtımla veya ödüllendirmeyle sınırlı kalmayacak. Devletimiz bu kadar yükü üzerine almışken bizim desteğimizi sınırlı tutmamız da elbette beklenemez. Biz de elimizi taşın altına koyacağız işverenimizin yükünü daha da azaltmak için bir kredi kampanyası üzerine çalışıyoruz. Bu krediden istihdam seferberliği kapsamında işçi sayısını artıran üyelerimizin teminatsız ve piyasa koşullarından çok daha uygun maliyetle yararlanabilmesini amaçlıyoruz. Sayın Bakanım bu konuya detaylarıyla çalışıyoruz. En kısa zamanda takdirlerinizi arz edeceğiz. Rakam çok çok yüksek piyasaya kuvvetli bir enjeksiyon yapacağız ee, İnşallah o da netleşecek Çünkü görüşmelerimiz şu anda devam ediyor Nitekim Sayın e, cumhurbaşkanımızın kararlı çağrısı ve tüm stK'ların dirayetli duruşu iş dünyasında da karşılık buluyor bugüne kadar İstanbul'da seferberlik kapsamında 127 bin yeni istihdam oluşturulduğunu da işkurdan öğrenmiş bulunuyoruz. Ne mutlu ki İstanbul iş dünyası milletine, ekonomisine, insanına sahip çıkma noktasında imtina etmeden elinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Üstad Necip Fazıl ne demiş? Kim var diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını verebilen bir yurttaş olmak, geçmişten bugüne cesaretiyle, aklıyla ve vatan sevdasıyla birlikte olmak her odamız üyesinin bir geleneğidir. Ben bu seferberlik çağr çağrımızı sahiplenerek ülke ekonomisine bu desteği sağlayan her bir üyemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, biz hayal etmenin önemine inanıyoruz. Hayal etmek gerçekleşmenin tam yarısıdır diyoruz. Hayal ettiğimiz bir dünya ve hayal ettiğimiz Türkiye için açığa çıkmamış potansiyeli ortaya koymak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın hükümetimizin en büyük özelliği onlardan öncekilerin rüyalarında bile göremeyeceği, hayal bile edemeyeceği iş, proje ve politikaları hayata geçirmektir. Bu da ancak milletin her bir ferdinin kendi büyük ailesinin bir parçası gibi görmekli olur. Ülkemizi sürekli aşağı çekmek için uğraşanlar da çekemediği, kıskandığı, bozmak istediği şey de tam anlamıyla budur. Biz de bundan üç buçuk yıl önce İstanbul Ticaret Odası'nın 19. 3. dönem yönetim kurulu olarak meclisimizden aldığımız güçle büyük bir hayallerle yola çıktık. Göreve geldiğimiz 2013 yılının Haziran ayından bugüne önce üye, önce hizmet dedik. 400 bin üyemizin ihtiyacına, talebine ve hissiyatına tercüman olmak için çalıştık. Çünkü şu çok net bu ülkenin kalkınması her gün dükkanını açan, makinalarını çalıştıran, tezgahını kuran İstanbul Ticaret Odası'nın her bir üyesinin kalkınmasıyla birebir bağlantılıdır. İstanbul Ticaret Odası her bir üyesiyle devletimizin ve hükümetimizin arkasındaki güç ve destekçisidir. Bu anlayıştan hareketle üyemize daha hızlı, daha az maliyetli, daha verimli hizmet noktasında, ülkemizi dünyaya açma noktasında ve katma değeri yüksek projeleri hayata geçirme noktasında birçok adım adımı hayata taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Ben bu anlamda başlıcalarını Sayın Bakanımızla paylaşmak istiyorum. Sayın Bakanım, o da hizmetlerini elektronik ortama taşıdık. 2016 yılında tam 385 bin üyemiz ihtiyaç duyduğu belgeyi internet ortamında temin etti. Kredi Garanti Fonu ve Koskep temsilciliklerini odamız merkez binasına taşıyarak üyelerimizle buluşturduk. Böylelikle İTO'yu da tek durak ofis haline getirmiş olduk. İstanbul gibi büyük bir şehrin odasıysak sabit durmak bize yetmez dedik. Mobil İTO otobüsümüzle hizmeti üyelerimizin ayağına götürdük. Cumartesi günü dahil haftanın 6 günü belli lokasyonlarda hizmet vermeye devam ediyor. Ve 2016'da 15 aşkın üyemizin talebine de sadece tek bir otobüs cevap vermiş oldu. Ayrıca biliyorsunuz finansman noktasında da TOB'un nefes kredisi kapsamında 400 milyon liralık bir katkı sağladık. Bu katkı aslında İstanbul Ticaret Odası'nın katkısı biraz daha düşüktü ama o toplantıda Sayın Bakanım dedi ki İstanbul Ticaret Odası birazcık daha hareketlenin dedi sağ olsun. Üyelerimiz de bundan 2500'ü e aşkın üyemiz de istifa et, istifade etti. İnşallah bu yeni hazırladığımız projeyle çok daha fazla üyemiz de bundan istifade edecekler. 2013 yılından 2017'nin başına kadar 72 fuarın milli katılımını organize ettik üyelerimizle bir bir bu fuarlara iştirak ettik. Bu yıl içerisinde de 25 tane fuarımızın takvimi devam ediyor. Bir kısmı yapıldı ve bir kısmı da yapılmaya devam ediyor. Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM'de ve dünyanın en önemli televizyon içerik fuarı MIPCOM'da da ve yine dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL'de de bugüne kadar yapılmayan büyüklükte milli katılım organizasyonlarına imza attık. Yine önümüzdeki hafta Kanda yapılacak MIPIM gayrimenkul fuarına da yine Londra, İstanbul, Paris üçümüz yan yanayız. 700 er metrekarelik çadırda sektörümüzü iki kıta tek şehir sloganıyla da İstanbul'umuzu anlatmaya devam edeceğiz. Yılda yüzün üzerinde yurt dışı pazar arama ziyareti organize ettik ve bunlara iştirak ettik. 3,5 3 yıllık görevimizde 400'e yakın yabancı heyeti odamızda misafir ettik ve üyelerimizle buluşturduk. Türk yan sanayi borsamızda dünya devi ana sanayicileri Türk tedarikçilerle buluşturduk ve devam ediyoruz. Ve Türkiye tedarikçi günleri haftaları ile savunma, havacılık ve ulaştırma sektörlerinde de yerlileştirme seferberliğini başlatmış olduk. Bu bağlamda Türkiye tedarikçi haftalarının ilkini savunma sanayindeki dev firmalarımızla 27 Şubat 3 Mart tarihleri arasında düzenledik. Bu haftamızda Havelsan, Aselsan, Roketsan, Türk Havayolları Teknik ve Tayin'in katıldığı yan sanayicilerle buluşma toplantımızda tam 696 firmamız başvuruda bulundu. Bu gerçekten hem yerleştirme noktasında hem de firmalarımızı daha üst kategorilere çıkartılma noktasında yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesidir Sayın Bakanım. Yan sanayicilerin geçmeleri gereken test, kalibrasyon benzeri gereklilikler tek tek ele alındı. Hatta ihtiyaç duyulan malzemeler ve ürün numuneleri de birebir bu alanlarda sergilendi. Bu hafta çok önemsediğimiz bir proje bu Sayın Bakanım. Ulaşım sektörünü organize ediyoruz. 27-31 Mart tarihleri arasında İstanbul Ulaşım AŞ, Devlet Demir Yolları, İstanbul Deniz Otobüsleri ve Otokar Otomotiv'in yan sanayi firmalarımızla buluşmaları devam edecek ve diricilik sektörüne yönelik uluslararası rekabet geliştirme projelerini de yürütmeye devam ediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli dostlar, biz ülkemizin potansiyelinin yapılanların çok çok daha ötesinde olduğunu biliyoruz. Ülkemizdeki en büyük kuluçka merkezini ticaretin kalbi emin önünde kuruyoruz. Eski oda binamızı bilgiyi ticari, ticarileştirme vakfına tahsis ettik. Buranın bir kanadı İstanbul Düşünce Akademisi olarak hizmet verecek ve diğer bir tarafı da ticari hayatın önünü açacak akademik çalışmaları gerçekleştirecek. Bir diğer kanadı ise ticari potansiyeli yüksek fikirleri, ürünleri, tasarımları İstanbul Ticaret Odası'nın 400 bin üyesiyle bir araya getirecek. Sermaye arayana finansman, tecrübe arayana hamilik yapacak iş adamı temin edecek. Girişimci adaylarına danışmanlık yapıp, yol göstereceğiz. Bir diğer projemiz Sayın Bakanım size küçük bir maketini arz ettim. Çok çok önemsediğimiz bir proje. Çok uzun yıllardan beri konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilmesi planlanamayan bir projenin planlamasını yaptık. Sayın İlhan Soylu arkadaşıma burada çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye dünyada en fazla kitap yayınlayan 11. ülke. Küresel büyüklükteki yayıncılık sektörümüzde uzun yıllardan beri kümelenme ihtiyacı var. Ve biz bir kitap kent projesi yapıyoruz. Bu proje İstanbul'da 3.2 milyon metrekarelik bir alana yayılacak ve burada kitap sektörüyle ilgili matbaasından yazarına kadar hepsini içeren bir büyük bir kümelenme projesi olacak. Ve bu projemizde inşallah çok yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Çünkü çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Şirket arazi sahibi şirketle görüştük. Dün Sayın Valimize arz ettik. Bugün Sayın Bakanımıza da arz ettik kısaca. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Teknopark. Biliyorsunuz bir teknopark projemiz var. Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım ve Sayın Genel Müdürüm çok yakından projeyi takip ediyorlar. Bölgenin en önemli arge üssü ben bunları Sayın Bakanım da biliyor ama Sayın Meclis üyelerime de tekrar tekrar et, tekrar etmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz günde 40 sefer Fatiha suresini okuyoruz. Yani buna ihtiyacımız mı var veya cenab Allah'ın bu bizim duamıza ihtiyacı mı var? Yok ama tekrarın faydası gerçekten çok çok önemli. Bunların unutulmaması lazım. Bunları unutursak aklımız sonra başka yerlere sapabilir. Teknopark projesini biliyorsunuz çok önemli söz arkadaşlar. Hali hazırda 60 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren teknoparkımız 120 ileri teknoloji firmasına ev sahipliği yapıyor. 83 bin metrekarelik ikinci etapta ise en az 100 firma daha burada görev alacak. Ayrıca yüksek teknoloji noktasında da oda olarak biliyorsunuz 10 adet bir yerli uçak siparişimiz var. Bunun iyi niyet sözleşmesini de imzaladık. Bu tesisin kurulmasını bekliyoruz. Diğer yandan. Bunu da tekrar hatırlatmakla fayda görüyorum değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bir fuar merkezimiz var. Zamanında temeline yapan, bugüne kadar getirenlerden Allah razı olsun. Fakat artık yetmiyor ve eskidi. Mevcut fuar alanımızı, yani İDTM alanını, CNR'ın kiracı olduğu Yeşilköy'deki alanımızda 700 bin metrekare inşaat yapıyoruz. Bu 700 bin metrekarenin 310 ila 350 bin metrekaresinde olanın net fuar alanı. 500 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz buraya. Bütün projemiz hazırlandı. Her şey tamam. Sayın Başbakanımızdan temel atmak için tarih bekliyoruz. İnşallah orada da artık Türkiye'nin diyeceğim, İstanbul'un demeyeceğim, Türkiye'nin ihtiyacı olan fuar alanını hayata geçirmiş olacağız. Tüm bu çalışmalarımız kadar üyelerimizin mevzuattan kaynaklanan sıkıntılarının çözülmesi noktasında da sizlerle karşılıklı olarak yoğun mesai harcadık ve harcamaya devam ediyoruz Sayın Bakanım. Ne mutlu ki tüm bu temaslarımızdan da olumlu sonuçlar alıyoruz. Çünkü Sayın Bakanlığımıza inandığımız sektörlerimiz için, ülkemiz için, milletimiz için faydalı olacak projeleri götürüyoruz ve onlarla ilgili götürdüğümüz için de sağ olsunlar onların da güvenlerine layık olmaya çalışıyoruz ve netice alıyoruz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bir çalışmamız vardı. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe indirim demiştik. Asgari ücrette işverene teşvik demiştik. İhracatçıya yeşil pasaport, çift pasaport demiştik. Çek kanunundaki değişikliğin bize getirdiği sıkıntıları anlatmıştık. Kobilere uygun maliyetli kefilsiz kredi diye bunu çok telaffuz etmiştik. Arabuluculuk müessesesinin iş davalarında zorunlu hale getirilmesinin öneminden bahsetmiştik ve bunun gibi nice talebimize hükümetimiz ve siz değerli bakanlığımız seslerimize kulak verdiniz ve netice aldık. Ben zatı haliniz nezdinde Sayın Başbakanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımıza da buradan İstanbul Ticaret Odası adına, meclisi adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu noktada iş dünyamızın nabzını hem hükümetimize hem de tüm ilgililere yansıtan çalışmalarımızdan birisi de üniversitemizde iki yıl önce başlattığımız ticari faaliyet endeksi. Artık bu faaliyet endeksi Türkiye'deki tüm kurumlar tarafından kullanılmaya başladı. Çünkü baktılar ki bu faaliyet endeksi doğru mu değil mi? Bu faaliyet endeksinin sonuçları işe yarıyor mu yaramıyor mu? Ve kullanılmaya başladı. Sayın Bakanım buradaki bizim iyimserlik sınırımız 50. Beklentiler 50'nin üzerinde ise iş dünyası için iyiye gidiyor demektir. Şimdi bunu yansıtacak mısınız? Çünkü hem görsel hem de e, kulağa hitap etmemiz gerekiyor burada. Çünkü gidişat iyi arkadaşlar. Ha bu nasıl çıkıyor? Bu sizden çıkıyor. Meclis üyelerimiz, komite üyelerimiz tek tek çalışıyorlar ankete cevap veriyorlar. Bu anketimiz Sayın Rektörümüz burada mı bugün? Herhalde gelemedi. Üniversitemizde bunlar tek tek değerlendiriliyor ve sonuç çıkıyor. Yani Türkiye'nin yansıması burada değerli arkadaşlar. Şimdi demişiniz ki üretim alanında ben gene söyleyeyim siz oradan bakın. Üretim alanında Mart beklentisi geçen aya göre 7.6 puan artmış. 48.9'a çıkmış. Gelecek 3 aya ilişkin beklenti ise iyimserlik sınırlarımızın üzerinde 50.8 puan. Yaklaşık 18 aydır ilk defa bu rakamlara çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Ticaret alanında ise Mart beklentisi geçen aya göre 7.6 puan artmış, 43.4 puana çıkmış. Gelecek 3 aya ilişkin iyimserlik beklentisi ise 51.3'e çıkmış. Hizmet alanında mart beklentisi 6.8 puan artmış 50.1'e çıkmış. Gelecek 3 aya ilişkin beklenti ise 50.03 puana çıkmış. Genel ticari faaliyet endeksimizde de mart beklentisi geçen aya göre 9.5 puan artmış. Yani bu 9.5 puan artmış 46.5'e çıkmış. Gelecek 3 aya ilişkin beklenti ise 51.2'ye çıkmış. Yani değerli arkadaşlar, siz yaptınız bu çalışmayı biz değerlendirdik. Beklentiler yılın ikinci çeyreği ikinci çeyreğiyle birlikte ekonomideki rolente halinden sıyrılacağına inanıyorum ben burada. Keza hedeflerimize yürümek için vakit kaybetmeye de hiç tahammülümüz yok. Bakın gerek OECD'ye göre gerekse birçok araştırılmak araştırma kuruluşuna göre Türkiye gelecek yılların yüksek gelirli ülkeleri liginde gösteriliyor. OECD küresel kalkınma raporunda 2030'da milli gelirimizin 3 trilyon dolara ulaşılacağı tahmin ediliyor. Bu sizin beklentinizle örtüşüyor zaten. Siz böyle bir büyümeyi bekliyorsanız ve biz böyle bir büyümeyi yakalayacaksak 2030'da da biz 3 trilyon dolar e, milli geliri yakalarız değerli arkadaşlar. Yine büyük bir araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers'a 2030'da Türkiye'nin Güney Kore ve İtalya'yı geride bırakarak dünyanın 12. büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor. İtalya'yı bilmem ama Güney Kore'yi nasıl dışarı e, kenarda bırakacağız da Güney Kore'yi nasıl geçeceğiz? Bunun cevabını bulmak mecburiyetindeyiz hep beraber. Bu çalışmaları yapan kurumlar, Türkiye'yi değerlendiren kurumlar. Yapılan tahminleri gerçeğe dönüştürecek olanlar da iş dünyamız. Desteği kimden alacağız? hükümetimizden alacağız, sayın bakanımızdan alacağız. Onun için durma lüksümüz yok değerli arkadaşlar. Sayın bakanım müsaadenizle ben kürsüden zaman zaman dile getiriyorum bir konu var. Az çalışıyoruz. Hani iğneyi kendine derler ya, çuvaldızı başkasına az çalışıyoruz diye arkadaşlar. Bu rakamları yakalamamız için çalışacağız, daha çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. Tembellik etmeyeceğiz. Sabahleyin onda işe gidip akşam dörtte çıkmayacağız. Günü armadan işimizin başında olacağız. Hava kararırken işimizden çıkacağız gerekirse. Çok çalışacağız. Zaten tüm meclis üyelerimden Allah razı olsun. Sayın Bakanım 2017'yi seferberlik dedik. Fıldır fıldır dünyayı geziyorlar. İnşallah güzel neticeler alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ve İstanbul Ticaret Odası sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel alanlarda da şehrimizin fiziki ihtiyaçlarına kadar birçok faaliyeti de birlikte yürütmeye devam ediyor. Biliyorsunuz İstanbul'un ilk MOBESE sistemini İstanbul Ticaret Odası kurdu. Ve o günden bugüne kadar da emniyet teşkilatımıza bugün de yine bir araç teslim törenimiz vardı aşağıda. Sayın Bakanımızın da teşrifiyle onu yaptık. Ee, emniyet teşkilatımıza sınırsız ve devamlı yardımlarımız devam ediyor. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah emniyet teşkilatımızın ve polislerimizin yardımcısı olsun. Ve burada sayamadığım daha nice faaliyetlerimiz mevcut zaten hep birlikte yapıyoruz bunları ama ben çok vaktinizi almak istemiyorum çünkü Sayın Bakanımızın da vakti sınırlı Sayın Bakanımız da e, bizlere hitap edecek sonra soru-cevap Ben dedim ki Sayın Bakanım vaktiniz olmazsa hani bazı sorulara sonra da cevap verebilirsiniz dedim olmaz öyle şey dedi Ben buraya geldim arkadaşların sorunu var ki bana soru soracaklar ben onların hepsine cevap vereceğim dedi. Onun için Sayın Bakanımıza da e, bu hassasiyetinden dolayı her zaman olduğu gibi aynı hassasiyet çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bütün bunlardan daha önemlisi biliyorsunuz en büyük ortak paydamız ülkemizin birliği, milletimizin dirliği, devletimizin bekasıdır. Bu noktada inisiyatif kullanmaktan, risk almaktan gerefi, gerekirse taraf olmaktan asla kaçınmadık. Nitekim bu duruşumuzu da 17-25 Aralık sürecinde ve sonrasında da Gerek şahsım, gerek oda olarak da çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bundan önce olduğu gibi milletin ve devletin yanında olduk. İş dünyasının içinden de bu habis urun temizlenmesi için en önde safımızı tuttuk. Bu noktada da asla geri durmadık, korkmadık, çekilmedik. Bundan sonra da ülkemizin birliği ve dirliği için Çanakkale ruhuyla Yeni kapı ruhuyla çalışmaya, üretmeye ve inisiyatif almaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım dün malumunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günüydü. Hazreti Peygamberimizin cennet ayaklarının anaların ayaklarının altında dediği kadınların günüydü. Biz bunu bir güne sıkıştırıyoruz ama bu hiçbirimiz için ben bir gün olduğuna inanmıyorum. Hiçbirimiz için inanmıyorum. Ama bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye kadınlarımızdan da çok fazla tepki almamak için bunu da diyoruz ki tamam kutluyoruz diyoruz. Yoksa niye kutlamadınız diye hesap soruyorlar bize. Aslında hakları yok çünkü biz onları her gün başımızın üstünde tac ediyoruz. Ve bu bağlamda hükümetimizin çalışan kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için birçok çalışma yapıldı. Hatta bunlardan biri de biliyorsunuz odamız olarak biz de katıldık. Büyük Anne Maaşı Projesi. Kadınlarımız için yapılan her yatırım, her hizmet ülkemizin geleceği için yapılmış yatırımdır diye bakıyoruz. Ve tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlamak istiyorum. Ayrıca önümüzdeki hafta Sayın Meclis Başkanımız da söyledi 18 Mart Şehitler Günü. Elbette ki şehadet şerbetini içenler bir güne değil koca bir tarihe sığmayan kahramanlar. Onlar ki al bayrağı rengini verenler peygambere komşu hürriyet neferleridir diye onları anıyoruz. 18 Mart'ta denizi dar eden ecdat hemen ardından da karadan hücum edenlere de aynı şekilde Çanakkale geçilmez demiştir. İşte bugün de aynı ruhla, aynı imanla ve aynı aşkla vatan ve bayrak namusumuzdur diyoruz. Bu ruh ve azim sayesindedir ki Çanakkale'yi düşmanı dar eden ecdadın evlatları bir asıl sonra 15 Temmuz'da da sokakları hainlere teslim etmedi. Bakın İstiklal Marşı'mızda ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. İşte mesele bu kadar basit değerli arkadaşlar. Ve ben bu duygularla, kanıyla toprağı ıı, sulayan, vatan, yapan tüm şehitlerimizi... Rahmetle ve şükranla anıyorum ve e, meclis üyelerimizden e, geçen e, eski yönetim kurulu üyelerimizden Şemsettin Gökbayrak Nermi Bekiroğlu hakkın rahmetine kavuştu. Allah'tan e, rahmet diliyorum. Meclisimize gelen arkadaşlarımız var. Meclis başkanımız da söyledi. İsmail Hakkan Baltalıoğlu, Münir Üstün Bey daha önce de meclis tecrübesi olan değerli bir arkadaşımız. Muhammed Ulu arkadaşım komitedeydi genç arkadaşım o da meclise geldi onu tebrik ediyorum hayırlı uğurlu olsun diyorum ve yine bu kısa tebrikleri yapmadan geçemeyeceğim müsaadenizle sayın bakanım biliyorsunuz 29 Mart üç, mübarek 3 üç aylara giriyoruz Rang, e, hemen ertesi günde regaip kandilini idrak edeceğiz ben şimdiden hepinizin 3 aylarını da regaip kandilinizle tebrik ediyorum Cenab-ı Allah tekrarına da kavuştursun diyorum ve sayın bakanım dünya teknolojik devrimlerin sonucu olarak yeni bir dönemin eşiğinde duruyor alışılagelmiş tüm politikalar ters yüz olmaya başladı. Böyle bir dünyada şahsınızın ve hükümetimizin güçlü iradesi ve politik kararlılığı iş dünyamız için büyük bir şanstır diyorum. Bir kez daha teşriflerinizden dolayı o da camiamız adına size ve sizin şahsınızda tüm değerli katılımcı e, bürokrat arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum ve bu duygularla konuşmama son verirken sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.